Evet, sanayiden Akçademir'e geldim. Şu şekilde 5 tane boş. Ortadan kestik biz kendimiz kestik. Onlar kesmiyor. Yok işte iş sağlığı güvenliği falan diye. Az daha da uyuyor. Şunları da çatımda biraz eksik vardı. Antrasit rengi piyasada yokmuş. Sipariş usulü falan mı geliyormuş? Bulamadım neyse. Bunları kendim boyayacağım. Ufak bir alanım kalmıştı çatıda. Deponun çatısında. Asra her zamanki gibi kankam yanımda. Çok yoruldu ve uyuyor. İki tane. Hayır, onları giyemezsin. Şimdi demirleri aldım. Buraya koydum böyle yan yana. 10 tane 5 boy. Ortadan böldürttük arabada taşıyabilmemiz için. Şey, kaynak malzemelerimi de koydum. Klima standı yapacağım. Yani 4 tane klima motorunu üst üste koyup yani duvarlara vidalamak istemiyorum. Çelik eve vidalamak istemiyorum. Hem motor titreşiminden bir şey olmaz ama işte boyayı çatlatır. Oradan işte ne bileyim altındaki malzemeyi çatlatır. Hiç gerek yok. Bir de şöyle bir kaynak makinem var. Kaynak makinesiyle alakalı bir sıkıntı yok. Dijital göstergeli, inverter. Ama şu malzeme çok dandik. Bir de çok kısa. Yani 1 metre hortum şey kablo koymuşlar. Şimdi bunu direkt bu şekilde bir dandirikten mandalı var. Bulursam göstereyim. Yok, atmışım direkt. Yapışıyor. Yani elektrot yapışıyor. Dolayısıyla bunu hiç kullanmayacağım. Şöyle bir 4x6 kablom var. Yaklaşık buna nazaran herhalde 3 katı vardır. Bundan şöyle ikişer metre uzunluğunda olacak ki yani bunu kaynak yaparken diğer elinde de makineyi tutuyorsun ya, o kadar kısa. Onu bir yapacağım. Sonra da şuraya monte edeceğim. Hemen bekleyin. Şöyle evin arkasında. Mesela bir tanesi bu. Şöyle yüksekliği 60 santim kadar. Ben 85 santim yapacağım yüksekliğini. Nasip olursa. Şurayı da komple taş döşememi bitirdim. Arkayı çok gözükmüyor diye önemsemedim ama arka her yerini yapacağım. Şöyle şu bölüme yerden 3 metre yüksekliğinde bir tane klimanın motu şeyi buradan çıkacak. Bir tanesi buradan çıkacak. Ondan sonra şuradan da 2 tane boru inecek. Onun motorlarını da yukarı koyacağım. Ayak. Burayı kazacağım şimdi. Bir yaklaşık 30-40 santim içine girecek ayakların. Bir de ayaklarına çapraz inşaat demir atacağım. Beton güzel tutsun diye. Burayı böyle bir 40 santim oyduktan sonra üstüne koyacağım. Zaten buraya bir yaya yolu yapacaktım. Ona da başlamış oluruz. Yani vesile olur. Ondan sonra da betonunu atacağız. İki tane de iki tane ya da 4 tane de şu su basmanını. Burası bayağı eğimli olduğu için burada su basmanı yüksek. İki tane de çıkabildiğim yerden veya dipten duvara da sabitleyeceğim ki sallanma yapmasın. Zaten 5'e 5, 5 milim profil bayağı bir ağır. Yapalım görelim. Şimdi artık kaynaktan sonra yerde montajını yaptıktan sonra son halini göstereyim. Evet, şimdi kaynak makinesinin kabloların uçlarını çıkarttım. Ya bunlar bile böyle altın şey bakır gibi duruyor ama bunlar bile beyazladı. Çok kötüymüş kablo. Zaten sıktığım yerlerde bakır şey alüminyum kabloymuş yani. Bakır görüntüsü var ama şimdi şöyle bir parça almıştım. Bu pensesi. Şöyle içini görüyorsun. 10 numara. Yaklaşık 2,5-3 metreye yakın. 2,70 gibi. İkisine de parça koydum. Bunu kullandım. Muhtemelen bunu da değiştireceğim. Yani şu bağlantısını bile şu vidayı çıkarttığım yer geri soktuğumda şey olmadı. Yalama oldu. Kötüymüş. Ama şimdilik bu işimi görür. Bükerek ederek bu kabloyu bağladım. Böyle bir kablo oldu. Şimdi demirlerimi kaynatmaya başlayacağım. Kablo canavar gibi oldu. En ufak tutukluluk yok. Ki dediğim gibi bu maşayı ben beğenmedim ki değiştireceğim. Yani sıkıntı istemiyorum. Şöyle ilk üst bölümü ilk önce koydum. Gönye'ye aldım. 85 santim ara verdim. En büyük motorumun yüksekliği 62 santim. Ama ben şu şekilde de şimdi bunun aynısından bir de üstü olacak ki. Şöyle bir çubuk koyacağım için bir 2 santim daha o motorun ayağı vesairesi gelecek. Yükseleceği için 85 santim yaptım. Hani rahat hareket edilir vesaire diye. Bir öpücük alayım babacığım. Şimdi kaldır bakayım bir. Kalkmıyor değil mi? Tamam, indir onu, ellerinde bırakabilirsin. Tutmana gerek yok. Evet, ilk defa bu kadar profesyonel bir kaynak yapıyorum. Yani kaynağım profesyonel değil ama
Ya bu kadar büyük iş yapıyorum. Ufak tefek evin içinde kaynak vesaire yaptık. Ama bu bayağı büyük bir iş oldu. Şöyle gayet güzel oldu. Şöyle üst üste de koydum. Bayağı ağır. Şurada. Evet, durum bu. Şimdi bunların arasında 50 santimlik 8 tane. 1, 2, 3, 4. Tabii karşılığında 8 tane 50'şer santimlik demir keseceğim. 40 yetiyor normalde ama toprağa beton atacağım. Dolayısıyla daha güzel oturması, sallanmaması açısından 50 santim yapacağım. Evet, günlerden ertesi gün kaynak makinemi hazırladım. Şu şekilde iki tarafında yaptım. Ters düz yaptım. Şimdi ayakları için 50'şer santimlik 8 tane yine köşe bentim hazır. Gönyeyi aldım. Şu şekilde de altına parçalar koydum. Şimdi bunların üzerinde tekrar su terazisiyle ayaklarını sabitleyeceğim. Sonra ters çevirip üstüne koyup kaynaklayacağım nasip olursa. Ondan sonra boyayacağım. Yerine bir yerleştiririz. Sonraki aşamada artık klima kurulumu falan vesaire bilmiyorum. Yani yapar mıyım ama bunu bitirmiş olacağız nasip olursa. Devam edelim. Evet, kaynakçı Azra çalışmalarına devam ediyor. Bayağı ilerletti. Ufak tefek puntoları kaldı. Azra, kaynakçı Azra, ne zaman bitecek işimiz? Sonra derken? Bak işte usta adam. İşini kaliteli yaptığı için ne zaman biteceği belli değil. Dandirikten usta olsa 5 dakikaya teslim eder. Ne zaman biter ustam? Bak ilk önce ayarlarını alıyor. Bir elinde de çikolatası. Ne zaman biter? Tamam. Bir öpücük alayım. Şimdi her yerini kaynağına attım. Biraz bundan bahsedeceğim. Şimdi benim kaynak makinem şöyle NiveStar diye ucuz bir invertör kaynak makinesi. Şu an ben 2,5'a falan almıştım. 3,5 falandır muhtemelen. Şöyle de ayaklar attım. Betonun altına atacağım. Beton geleceği için oynama yapmasın diye. Bunun altına da yapacağım. Şöyle demirleri hazır. Oraya birer tane atacağım. Ön taraf çünkü arkaya da destek atacağım için önemi yok. Şimdi bunun kablosunu ben değiştirdim. Şimdi ben bu kabloyu ya iyi makinenin olmasının avantajı. Şimdi amatörsen zaten iyi makine kullanmak zorundasın. Profesyoneller belki bu makineleri kullanır. Şimdi kablosunu direkt değiştirdim. Çok ince bir kabloydu. Alüminyum kablo. Bak eski maşayı göstereyim. Görüyor musun? Tırnak makası gibi. Bu benim sanayiden aldığım. Bak şu bakır geçişlerine falan bak altta. Profesyonel. Çok daha iyileri vardır ama böyle 100 lira gibi bir rakam da bu. Şu maşa. İlk işim bunu değiştirmek olacak. Bunda da bir iletken problemi var. Vidaladığım yer. İşte iyi kötü kabloyu oraya büktüm. Kabloyu değiştirdim. 3x6. Eskisi de 12'lik kabloymuş ama çok kötü. Şimdi kaynak atıyorsun. Şimdi bu 4 milimlik. Bunda böyle günü sıcağı usulü kalın kalın atıyorsun. Ama mesela 1,5 milimlik falan şeyi ben yapamazdım. Çünkü ben ilk defa böyle büyük bir iş yaptım. Küçük işte tuvalet ankastre vesaire şunun bunun kenarına ufak tefek puntolama muntolama yaptık ama ince demirlerle. Ama bu böyle büyük bir iş ilk defa yapıyorum. Ve sıkıntılar oldu. Artık açtık. Kablomuzla, maşalarımızla şunu da nasip olursa değiştirirsem kaynak yapabileceğim. Bu 4-5 milim bir demir. Eritmesi zor bir demir. Onun için bayağı bir elektrot harcadım. Daha kalın elektrot kullanabilirdim ama dediğim gibi amatörüm. En son durumu bu. Şimdi çevireceğim. Altlarına da şuradaki demirlerimden kaynak yapacağım. Ondan sonra yerine koyacağım. Bir de yerini de göstereceğim. Şimdi şu şekilde oldu. Evin arka tarafına koydum. Tabii buradan tırmanması vesairesi olmasın diye de önlemi alacağım. Bu biraz sol tarafta olur muhtemelen. Bir yaklaşık 20-30 santim daha aşağı inecek ve şu şekilde yürüyüş yolu olacak. Biraz da yüksek olacak. Onun da yüksekliği olacak. Yani bir 40-50 santim arası betonun içinde kalacak bu. Araları da dediğim gibi şöyle birkaç tane demir attım. İşte klima motorlarını. Şuraya tahtalara 40'a 40 atacağım. Üzerinde bir ayağı oluyor. Yaklaşık 60-65-70 santime kadar motorlar olabiliyor. Bizimki 72 santim. Bu da 85 santim. İşte 10 santim üstünde boşluk kalacak. Evet, durum bu. Üst taraftaki iki odanın bir tane en üste koyacağım. Bir tane altına şu bölüme gelecek. Şu aşağıdaki odanın 18 binliği var. O en alta gelecek. Salonun 18 binliği var. O da hepsi de
Böyle kabloların gözükmeyeceği şekilde inecek. Onu da ayrıca videosunu çeker anlatırım.